Bağımlılığımı kendime açıklayacak kadar bağımlı olmadığımı nasıl söyleyebilirim? Ve bağımlılığın beni tüketen yönlerine hangi parçam tutsak? Bağımlılık ve manipülasyon, yalanlar, hırsızlık ve Stockholm sendromu, duygusal bağımlılığın biyopsikososyal kökenleri. Bağımlılık, Köleci bir saplantısal ilişki biçimi midir? Aşk mıdır? Sevmek ve sevilme anlayışı mıdır? Maddiyata dönüştürülmüş beklentisel yaşam biçimi midir? Ya da aklımızda yaratmış olduğumuz ve kendimizi sonsuza dek ikna ettiğimiz beni yönlendiren birisi olsunun, başımda birisi olsunun kronikleşmiş hastalığı mıdır? Bununla birlikte en yakınımızda olan ve buna çanak tutan kişiliklerin de bu hastalıklara maruz kalarak bizi desteklemesini normalleştirmeyi zamana yaymak mıdır? Bağımlı kişilikler bağımlı olduğu kişiler için hırsızlık yapabilir mi? Bağımlı kişilikler bağımlı olduğu kişi için yalan söyleyip onun için her şeyi ayaklarının altına serebilir mi? Bağımlı kişilikler bir nevi katiline aşık olma durumu olan Stockholm sendromunu iliklerine kadar işleyerek normalleştirmiş kişilikler midir? Duygusal bağımlı kişiler gerçekliği karıştırabilirler. Yaşadıkları bağımlılığı halüsinasyonal sapmalara dönüştürerek kronik kişilik yapısıyla bütünleştirirler. Dönem dönem söz verip daha sonraki aşamada o sözleri vermemiş gibi kaldıkları yerden devam ederler. Psikolojik olarak birçok rahatsızlığı ruhlarında barındırmış olabilirler. Biyopsikososyal model, bir kişinin biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin etkisi altında olduğunu ve bunların sağlık ve hastalık üzerinde etkili olduğunu varsayar. Bu model, bağımlılık gibi karmaşık bir bozukluğu anlamak için kullanılabilir. Duygusal bağımlılık ise bir kişinin başka bir kişiye veya ilişkiye aşırı derecede bağlı olduğu ve bunun sonucunda kendi ihtiyaçlarını ihmal ettiği bir durumdur. Bağımlılık aile fertlerinizi tek tek biat ettirmeniz, onları bağımlı, saplantısal, hastalıklı kişiliğin kölesi yapmanızı normalmiş gibi yansıtmanız mıdır? Bağımlılık bize güç ve kontrol sağlayan bir yönetim biçimi midir? Bağımlılık bize sevgi ve saygı gösteren bir aile ortamı yaratır mı? Bağımlılık halkalarıyla böylesine birbirine bağlanan bir sürüden sosyal duyarlılık beklememiz ne kadar gerçekçi olabilir? Bağımlılığınızı kendinize açıklayacak kadar bağımlı olmadığınızdan nasıl emin olabilirsiniz ve hangi zayıflıklarınız sizi yiyip bitiren bağımlılığın çekici yönleridir?